Evet, işin tabii psikolojik kısmında konuştuk ama asıl obezitenin birazcık da böyle terminolojik tarafına da bakalım. Metabolik etkilerine, altta yatan başka hastalıklar var mı ve neler buna birazcık da sebep oluyor? İşte bunları konuşacağız. O yüzden çok değerli bir konuğumuz var. Endokrinoloji ve metabolik hastalıklar uzmanı, metabolizma uzmanı Profesör Doktor Taner Bayraktaroğlu geliyor efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Be, şimdi sürekli anlatıyoruz obezite şöyledir, böyledir fazla kilolu olmaktır. İşte vücut kitle indeksine göre sınıflandırılmıştır. İşte belli bir oranın üzerine obez ediyoruz filan. Ama endokrinologlar obeziteyi nasıl tarifliyor? Sadece beden kitle indeksine göre mi tarifliyorsunuz? Obezite e, temelde tanımı vücuttaki yağ kütlesinin artışıdır. Hı hı. Bunun değişik şekillerde yorumlanması Bunlardan birisi de vücut kitle indeksi. Aslında vücuttaki yağ kütlesi oranının artışını ifade etmek için söylenen bir tanımdır, terimdir. Evet. Ve buna bağlı sağlık sorunları, buna bağlı işte hastalıklar. O beslenme sebep olduğu hastalıklar neler? Temel olarak yani işte ben mesela kalp damar cerrahiyim. Fazla kilolu olan kişileri, belki de çok fazla karşımıza gelmiyor. Nadiren geliyor ama toplumda oranlara baktığımız zaman Türkiye artık %20'lere geçti. Obez. Fazla kilolularla birlikte %50'yi aşmış vaziyetteyiz belki de. Burada baktığımız zaman toplumun yarısı belki de belli hastalıklara karşı o zaman risk altında kabul ediyoruz. Bunlar hangi hastalıklar? Obezitenin etken olduğu hastalıklar neler? Şimdi temelde obezitenin oluşması, vücut yağ kitlesinin artışı tabii genetik tanımlanabilecek bazı hastalıklarla beraber beslenme bozuklukları, yaşam tarzı içindeki fiziksel aktivite bozuklukları yanında vücudumuzda bazı organların hastalıkları, endokrin organlardan tiroid bezinin hastalıkları, böbrek üstü bezi, hipofiz bezi bunlarla ilgili hastalıklar sırasında da obezite karşımıza gelebiliyor. Mesela obezite şeker hastalığına sebep olur mu? Obezitenin esas risk oluşturduğu durum hastalık şeker hastalığı. Hipertansiyon, kan basıncı yüksekliği, lipid bozuklukları, kan yağı bozuklukları, bunun devamında mesela, kansere kadar gidiyor süreç. Tiroid dediniz mesela, hipotiroidikler kilo alıyorlar değil mi? Günün sonunda evet. obez olma adayılar ama obezite aynı zamanda tiroid fonksiyonlarına nasıl bir bozukluğa sebep olabiliyor? Şimdi ikisi birbirinin içinde nasıl bir durum var? Hani tiroid bezi bozukluğu yetmezliği başlayınca kişi vücutta hani metabolizma durgunluğuyla kilo vücut yağ oranı artmaya başlıyor. Hmm. Ve kilo almaya başladığını fark ettiği an zaten hekime gitmeye ihtiyacı duyuyor. Biz tetkikler sırasında hipotiroidi yani kişiyi değerlendiriyoruz. Şikayeti muayenesi ve tetkikler sonrası hipotiroidi olduğunu saptayıp tedavi ediyoruz. Buna bağlıysa zaten süret geri döndürülebiliyor. Evet. Santral tip obezitenin özellikle mesela kanserden bahsettiniz. Biz prostat kanserine etken olduğunu biliyoruz. Ama onun dışında da birçok kansere e, sebebiyet Vücut, verebiliyor herhalde. Toplumdaki en çok yani görülen kanserler için ilk sırada risklerden birisidir obezite. Vücut yağ oranının artışı. Obezitede mesela bugüne kadar e, halkımız genellikle işte kilolu olan ne yapıyordu? Bir şekilde diyetisine gitmeye çalışıyordu. Kendisi diyet yapmaya çalışıyordu vesaire. Ee, tabii yanlış yapılan hayat tarzı modifikasyonları diyelim veya yapılmaya çalışılan modifikasyonlar ama sonuçta başarısız olan eylemlerle birlikte ee, veya işte sadece diyetisyen takibinde kalmak veya kendinizin işte kilo vermeye çalışması e, ile e, bu iş ne oldu yoyo -yo diyetler ortaya çıktı değil mi Vermi, verdiler verdiklerinden daha fazlasını geri aldılar verdiler yine verdiklerinden daha fazlasını geri aldılar bunun üzerine bir geri dönüşümsüz bir kaskada dönüşler. mesela burada bugün konuklarımız var onlarla da konuştuk ama kişiler bazen artık kendi hastalıklarını öyle tarifliyorlar ki kendi durumlarını. Ya ben diyet yapmaya başladım. Bir hafta sonra tartıya çıktım kilo almıştım. Her yıl düzenli olarak eski kiloma ilave kilo koymaya başlıyorum. Burada bizim eğer bir koruyucu hekimlik yapıyorsak ve bir toplumsal mesaj ortaya koyacaksak bunun bir metabolik hastalığımız olabileceğinin farkına varmak. Ee, ve ne zaman bir aslında hekime veya bir endokrin hekimine başvurmamız gerektiğini anlatabiliriz. Şimdi kilo almaya başlayınca kişi kendinin doğal hali gibi kabul ediyor. Modern yaşam tarzıyla bu giderek sağlık sorunu haline geldiğinde hekime başvurmak zorunda kalıyor. Bu zorunda kalacağı süreye kadar kişinin e, sosyo-kültürel olarak çocukluk çağından beslenme, egzersiz, yaşam ile ilgili bazı müdahalelerin yapılması ve bunu da ömür boyu sürdürmesi gerekiyor. Bir diyet dediğin zaman başı, orta, sonu olan bir şey değil. Ömür boyu yapılabilecek bir şeyler yapılmalı. Bu da kişinin kendi öz yaşantısı, bireysel olarak yapısı ve kendi kültürüne göre belki kişiyle konuşarak düzenli bir takiplerle olacak. Kilo aldığı zaman bunu kaybetmenin yöntemini öğretiyoruz ama buna sahiplenmesi gerekiyor ve kilo almaya başlarken neden aldığı, sorun ne, yapamadığı ne? Verdikten sonra hızlı alıyorsa demek ki burada yaptıklarını kaybediyor. Sahiplenemediği bir şeyler var. Beslenmeden egzersize kadar. Bu, Bunları modifiye etmek gerekiyor. Evet bunu sürekli konuşuyoruz, anlatıyoruz. Yani bir şekilde hayat tarzı modifikasyonu yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Ama ben endokrinoloji ve metabolik hastalıkların, e, hastalıklar uzmanlarının tedavilerini öğrenmek istiyorum. Mesela eskiden çok yüksek doz veya çok yüksek doza tekabül eden Serotonin, reseptör an, e, inhibitörleri kullanıyoruz değil mi riaptdeki inhibitörleri evet. kullanıyoruz şimdi bu söylediğiniz şeyler tıbbi tedavilerde bireysel olarak kişiye yönelik yapmamız ihtiyaç olduğunda kişiye uyguladığınız tedaviler medikal anlamda kişinin önce tabi beslenme ve yaşam tarzı ve psikiyatrik durumunu besleme ilgili sürecini değerlendirdikten sonra e, bir insülin direncinin bir boyutu diyabete gidiştir diyabet formuna girenlere insülin direncini kırıcı tedaviler Tıbbi anlamda indikasyon olanlara bunları veriyoruz. Evet. İnsülin direnci deyince ne oluyor? Glikozun içeriye geçişinde bir sorun var. Yakılamıyor. Dışarıda glikoz çok, hücre içi aç, dışarısı çok. Varlık içinde yokluk. Bunun insülinin direnci kıracak reseptörüyle metabolik yolları düzenleyecek güzel ilaçlar var. Bunlar kişiye göre mekanizma bozukluk neredeyse ona göre tercih edip yapabilir Yani obezite, farklı sebeplerine yönelik farklı <laughs> diyabet ortaya çıktıysa aslında diyabet diye kabul etmek gerekiyor. Arkasından diyabet çıkmadıysa işte obezite tedavisi olarak medikal anlamda işte gıdalardaki yağların kana karışma sürecini etkileyen ilaçlar var. Çünkü temelde vücuttaki yağ kütlesinin azaltılması için bir planlama yapıyorsunuz. Dışarıdan alımını da kısıtlamak lazım. Ancak bu ilaçları kullanırken yağ kaçağını besinin içerisinde çok fazla yaparsa tabii büyük abdestinin e, temizliği ve yağlı ışıklaması sorun haline geliyor. Bir de bağırsak hmm. sorunları. Bunlar besinde yine Dikkatini muhafaza edip en kişilerin başına geliyor aslında. Evet. Bunlarla biz 3 aylık takiplerde, aylık kontrollerde çok iyi kilo verdiklerini ve devamını sağlıyoruz. Bunun dışında diyabet geliştiyse, metabolik bozuk, inkretin düzeninden, yani bağırsaktaki bazı hormonların endojen artımını sağlayan tedaviler veya evet. dışarıdan bunların kullanımıyla hem obez hem diabetikse bariyatik cerrahi kadar kilo vermelerini, metabolik zımalarının düzelmelerini sağlayabiliyoruz evet. endokrin olarak. Bunları özellikle yani sizlere sormak istedim çünkü yani ülkemizin Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili bir, bir bilinç artışı oluşturmak istiyor ve sürekli işte yetkililerle görüştüğümüzde hani bu konunun halk arasında daha çok bilinmesi gerektiği konusunda bize telkinde de bulunuyorlar. Bu işte herkes kilo verdim veremedim ya işte ameliyat olman lazım. Yani benim akrabalarım da var ameliyat olan. Buna karşı olduğumu söylemiyorum. Bir kalp cerrahı olarak hatta diyorum ki Kalp hastalıklarından dolayı ömrünüze ömür katabilir bu ameliyat eğer ihtiyacınız olduğu zaman ve doğru zamanda yapılıyorsa. Dolayısıyla destekliyoruz ama yazıyla tura gibi yani diyet yaptın, başarısız oldun, sen ameliyat olman lazımın arasını sizler dolduruyorsunuz. O yüzden bu mesajlarınız önemli. Bir de geldiğiniz bölgede bölgesel çalışmalar da evet. yaptınız. Bir örnek adeta ülke adına. Bize birazcık onlardan bahsedebilir misiniz Şimdi bölgesel anlamda tabii biz üniversite olarak obezitenin ve diyabetin Türkiye'de, dünyada ve bölgemizdeki sorunları noktasında ne düzeyde olduğunu biz yönetimsel olarak da, üniversitemizin yönetimi de bunu kabullendi ve ciddi aldı. Bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu mücadele eylem planlarının çerçevesinde biz ne yapabiliriz dendi. Biz e, bir merkez açma düşüncesiyle ne güzel. E, şimdi önceki rektörümüz, şimdi ÖSYM Başkanımız, Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer. Şimdi rektörümüz Profesör Doktor Ali Azar'ın da büyük katkılarıyla merkez faaliyeti yaklaşık bir yıldır geçti. Bu e, Merkez Eğitim Araştırma topluma Hizmet hem bireysel hem de toplumsalla ilgili birçok araştırma projeleri yaparak eğitim eylem merkezi planı. Mi? nasıl bir bu şey? şöyle bir primer anlamda tabii buradan eğitim alan ön lisans yüksek lisans yüksek lisans pratisyen hekim obezite diyabetle ilgili dahiliye uzmanı olacak obezite diyabetle ilgili Genel bir yaklaşımı ve tedavideki güncel yaklaşımları orada öğrenmiş olacaklar. Uygulamasını, pratiğini öğrenecekler. Merkez içerisinde bu eğitimler mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası yapılırken, bunun dışında araştırmalar da yapıyoruz. Epidemiolojik araştırmalar. Onlar da çok özellik arzı. Çocukluk çağı obezitesiyle ilgili çok süper, güzel belki milli anlamda çok önemli verilere ulaştığımız bir araştırma var. Bununla ilgili belki çok detaylı konuşabiliriz. Tek Önemli vurucu noktayı söyleyeyim. 16.880 öğrencimizin 5-6-7. sınıflarda %54'ünün sağlık sorunu olan, kilo ile ilgili sorunu olan, bunların %30'unun da riskli obez ve obezite olduğunu söyleyebiliriz. Çok bir ciddi bir şey. 16.000 öğrenci taradınız. Taradık ve bununla ilgili belki daha güzel, detaylı bir proje konuşabiliriz. İnşallah. Bu rakam gerçekten çok önemli. Halileri, yani geçtiğimiz günlerde yani burada bir program yaptık. Evet. Genç çocuklarımız, küçük çocuklarımızı aldık buraya ilkokul çağında. Ee, ki çocuklarımızı aldık koyduk sebzeleri meyveleri koyduk. İzleyenler oldu mu? O gün yani biber uzattım patlıcan olduğunu söyledi mesela. Başka bir şey uzattım başka bir şey olduğunu söyledim. Bir domates dışında tanıdıkları bir şey yok çocukların. Yani onu da ketçap yüzünden domates sosu yüzünden büyük ihtimalle tanıyorlar. Yani biz aslında çocuklarımıza gıdayı öğretmeyi unuttuk. Ve bunun üzerine ülkemiz biliyorsunuz araştırma merkezi yani TÜBİTAK Artık bu sene çağrı çıkmak zorunda kaldı. Duyuru dedi ki çocuklara doğal yaşamı ve sağlıklı beslenmeyi öğretecek eğitim kampları düzenleyin ve onun duyurusuydu aslında bizim yaptığımız programda ve ben çok dikkatimi çekti yani hani sağlıklı bir aileden işte sosyo kültürel seviyesi yüksek bir aileden işte okula giden filan çocukları seçtik özellikle ve bugün. Bu tabloyu gördük. Siz 16 bin öğrenciyi taradınız. Ve bu, ve bu bir da... eylem planı aslında. Sadece tarama değil. Evet. Bu ailelere gerekli sağlıklı besleme ve yaşam ile ilgili bazı yardımlar, müdahaleler. Detay da var ama bu yani bir Spot programda olarak sığacak bir şey değil. Bilgilerin yani 16 bin öğrencide %54'ünde sağlık Ki... sorunu var. Yani Kilo ya, ilişkili aşırı, sağlık evet. sorunu var. %30'u riskli kilolu, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre kilolu, aşırı kilolu morbid obez. Evet, görüyor görüyorsunuz bu pastayı ve yüzde yaklaşık 20'si de aşırı zayıf, zayıf, riskli zayıf kısmında olduğunu söylüyoruz. Ee, sarı, kırmızı ve siyah olan alanlara baktığın zaman bu riskli ve şu an e, burada gördüğünüz yerler sağlıklı olan, yüzde 46'lı olan yerler. Ve bu bir eylem planının ilk verileri, durum tespitidir. Bunun da ikinci tanımaları ve sonraki programlarda belki dile getireceğiz. Bunun için ne şey düşünüyorsunuz? Bu, buradan çıkan mesaj ne? Burada sağlık %56, sağlık sorunu olan bir neslimiz var. Bunlar geleceğe sağlık sorunlarıyla devam edecek. Gerek zayıf olarak, gerek şişman, şişman olarak. olarak ikisinin de %10'dan fazlası yetişkine böyle yetişkin hayata böyle devam ediyorlar. Bu problemin altında yatan sebebi ne İşte biz ne bunlar olurdu? için tabi güncel anlamda bununla ilgili verileri de toplamaya çalışıyoruz. En önemli verilerden birisi tabi bilgisayar başında geçirilen zamandan beslenme özelliklerinden yani bunların detayını da biz belki ilerideki e, zamanda açığa çıkaracağız ve genel olarak Türkiye için bölgesel anlamda uzun çaptaki bu verilerle e, sağlık açısından müdahaleler yapabileceğiz, sorunları saptayıp e, şimdi aşırı obez deyince çok şiddetli olanlara ulaşıp belki onları aile aile hekimlerine ya da uygun merkezlere gidip sebeplerini de araştıracağız. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Evet. Tabii beslenmeden yaşam tarzına kadar sadece bir alanın değil. Biz bunu valimizin, Zonguldak valimizin koordinatörlüğünde ve eylem planı olarak diğer idari kurumlarla Milli Eğitim, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü ee, ve il sağlık müdürlüğü ve üniversitemizin koordinasyonunda yapılan ulaştığımız noktalar, bunların bilimsel anlamdaki verilerini ileride sunacağız. Ama şu anda çok önemli bir noktada bu araştırmayı merkezimizin koordinatörlüğünde gerçekleşmesi ee, beraberinde tabii araştır merkezimiz içerisinde. Bireysi, toplumsal sağlığı bireysilerin obez ve diyabet olanların gelip oraya başvurup ücretsiz olarak sağlık hizmeti almalarını sağlıyor. Sağlık hizmeti Bireysel ve tabi tanı ve tedavi süreçlerini endokrinoloji metabolizma hastalıkları uzman olarak onun e, koordinasinde bunun haricinde çok önemli bir şey merkez içerisinde ayak sağlığı ile ilgili ünite oluşturduk. İşte nedir? Podolojik ayak sağlığı sorunları, vasküler, nöropatik, deformitesi olanlara önce sorunları saptayıp sonra bunların analizlerini, gerekirse ayak tabanlık yapımına kadar ki süreci tamamladık, tanımladık. Bunun ötesinde araştırmalar, moleküler genetik araştırmalar, bunlarla ilgili araştırma laboratuvarı yaptık. Bütün bunları yaparken tabii biz işte Oxford Üniversitesi, Danimarka'da Steno Diabet Merkezi, oralar da kolaborasyon yaparak bir noktaya ulaştık. Tabii bunları yaparken de merkez olarak hem ulusal anlamda bilime katkısı olması açısından gerekli yayınlarla, dergilerle bunları yapmaya çalışıyoruz. Yani bir bireyden sağlık açısından biz yani yaşam sonuna kadar geçireceği sürede biz üniversite olarak her aşamada temas edip sağlığını koruyucu, öncelikle koruyucu, Sonra ha sorun olduğunda tedavi edici hizmetleri yapmak için uğraşıyor. Evet. Hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bence çok önemli bir toplumsal mesaj da olduğunu düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki yıllarda belki de Türkiye'nin en fazla mücadelede bulunacağı şey kronik hastalıklarla mücadele ve bunun belki de finansmanı hepimizle alakalı. Dolayısıyla işte bizler gibi bir şekilde hani bu sağlık iletişimi yapan mecralar sayesinde birazcık da koruyucu hekimlik yapmamızın sebebi bu. Yani bugün bu bilgilerle, bu bilgiler sayesinde eğer mücadeleyi başlatabilirsek, yani bu eylem planını hocamların bölgesel olarak uyguladıklarını bir bilinç planı olarak, bir sağlık elçisi grubu olarak tüm Türkiye genelinde yayın, yayabilirsek işte o zaman belki de kronik hastalıklarla mücadele için devletimizin ve milletimizin bu kadar fazla kaynak ayırmasına gerek kalmayacak daha sağlıklı, daha müreffeh bir gelecekte bizlerin olacak. Her seferinde söylüyorum, yani aslında problem evinizde yaptıklarınız çok değil, en çok sokağa çıktığınızdaki problemler. Size çatalla bıçakla yemek yemeyi yasaklayanlar, sokak yemeği dediğimiz şeyler, oradan başladı problem. Orada kültür değişimi gelişti ve artık yapılan araştırmalar ne söylüyor? Diyor ki sizlerden ilk defa bir nesil, bir jenerasyon değiştiğinde sizlerden daha az yaşama ile karşı karşıya. Ne kadar? 10 yıl daha. Dolayısıyla hocamların başlattığı olay çok büyük bir durum. Ben inanıyorum ve istiyorum ki tüm Türkiye'ye yayılsın. Ve tabii ki bunu talep etmek sizlerin elinizde. Çünkü yarın bir gün bu kaynaklar sizler aracılığıyla harcanacak olan kaynaklar. Dolayısıyla ülkemiz adına bu eylemi hepimiz gerçekleştirelim. Sağlıkla kalın efendim. Doktor sona geldi.